Evet, kıymetli dinleyenler, kaldığımız son noktada o son noktayı örtüştüren bir soru var. Geçen hafta yanılmıyorsam geldi, not etmişim. Bazen böyle artan soruları da not ediyoruz. Önemlice çok çok konuşulmuş, Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek mi? Bu sorunun cevabında demek ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve ona indirilene iman etmesi lazım insanların ki cennete girsin. Eğer bir topluluk Resulullah Aleyhisselam'a yetişmemişse, Allah peygamber olarak İsa Aleyhisselam'ı gönderdiyse ona iman edecek, ona indirilene iman edecek. İyi seviler Allah Resulüne yetişince Resulullah Aleyhisselam'ı kabul edecekler. Bunu ifade edelim. Yani her bir peygamber iman esasları içerisinde kendi peygamber olarak gönderildikten sonra yerini alır ve bu imanı tamamlayan unsurlardan birisidir. O peygamberi tasdik etmemek Allah katında tanımlama çerçevesinde inkar olarak ifade edilir. Bunun üzerinde deliller zaman içerisinde okuduğumuz ayetlerde gelecek. Kardeşlerimizden birisi, bu minval üzere sorular çok geliyor. Evlilikte özellikle işte anne babamın razı olmadığı bir hanımla evlenmek istiyorum diyor. İslami olan nedir? Tabii evlilik özellikle bir akittir, karşılıklı bir anlaşmadır. Ben bu konuda gelen sorularla ilgili daha önce de ifade ettim. Bazen sorular tarafların tamamını dinlemeden cevaba bağlanmıyor. Ama genel manada bizim sorduğumuz özel sorunun mutlak cevabı olmayabilir bazen. Genel manada şunu söylemekte yarar var. Bizim şu anda yaşadığımız İslam'ın temel anlayışı içerisinde anne babanın da evlat üzerinde hakları vardır. Dolayısıyla evleneceği kızın seçimi konusunda anne baba söz söyleyebilir. Ancak burada anne baba asla bir kafiri oğluyla evlendirme noktasında zorlayamaz. Bu anlamda sözünü söylerken de sınırları belirleyecek veyahut da tercihler konusunda Allah'ın razı olmadığı tercihlere evladını zorlamayacak. Tabii bu arada sevgi ve muhabbet ve kalplerin razı olması asıldır. Dolayısıyla evlenecek olan taraflar birbirlerini görürler ve birbirinden razı olduklarını ifade ederler. Zorla bir kimsenin diğer bir kimseyle evlendirilmesi veya ille sadece anne babanın razı olduğuyla evlenmek gibi bir yaklaşım söz konusu olursa evlilikler yürümez, evliliklerde sıkıntılar olur. Evlilikler evlilik olmaktan çıkar. Dolayısıyla artık bunları problem olmaktan çıkaran bir toplum olmak zorundayız. Anne babalar evlenen insanlarla ilgili biraz daha geniş ve toleranslı olsun ama evlatlar da Allah rıza olarak önce Allah'ın rızası dikkate alınmalı. Allah'ın rızasına uygun olan şeylerde anne babanın rızasının uygun olmadığını düşünürsek anne babanın sözü ikinci plana atılır. Allah'ın rızası önceliklidir. Onu ifade edelim. Cehennemden çıkış var mı? Çok tabii üzerinde son zamanlarda söz söylenen bir konu. Kur'an-ı Kerim'de halidine fîhe ebede diye bir tabir var. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Kalıcı olmak kavramı, ebedi olmak kavramı net bir biçimde uygulanmış. Bazı kardeşlerimiz Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedidir. Ebedi olan Allah Celle Celaluhu'nun yanına ayrıca ebedi olan bir insan mı koyacağız? Öyleyse bir gün cennet de cehennem de bitecek gibi bir yaklaşımı son zamanlarda dillendiriyorlar. Ben buna geçen hafta söylediğim cümleyle cevap vereyim. En azından söylemiş olayım bir şey. Bir aklı ikna etmek için bin gönlü şüpheye düşürmek büyük vebaldir. Cehennem diye bir kavram var ve orada kalıcı olunacaktır. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bunu böyle ifade ediyor. Bu kalıcılığın süresi Allah nezdinde nasıldır? Şu an için bizi bu anlamda çok fazla bilmediğimiz bir alem olduğu için düşündürülmemesi lazım. Çünkü bu alanda düşünmemiz, yani sonsuzu idrak edemeyen sonlu bir aklımız var. Bu akılla neyi yorumlayacağız, neyi söyleyeceğiz? Bu problem çıkarır bizim için. Şu kesindir, Allah
Celle Celaluhu insanlardan Allah'a itaat etmeyen, küfürde ısrar eden, yönünü Allah'a yöneltmeyen insanlar için bir azap vaat etmiştir. O azabın yurdu cehennemdir, nardır, ateştir, sakardır. Dolayısıyla bu cehennemler isimlendirilmiştir. İnsanlar ve yakıtı, cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Ve bu azabı Allah Celle Celaluhu birisinin üzerinde tahakkuk ettirdiği zaman orada kalıcıdır. Ancak herhalde kardeşimizin sorduğu şudur. Müminler günahlarını çektikleri miktarda cehennemde kalacaklar. Sonra cennete mi gidecekler? Böyle bir soru Allahu Alem. Söz konusu olan böyle bir sorudur. Bu anlamda müminler işte günahların miktarınca cehennemde kalacaklar, sonra cennete gidecekler sorusunu soruyorsa eğer kardeşimiz, evet insanlar Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri haklarından vazgeçer, dilerse affeder, cennetine koyar. Ama Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri, Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesi, herkes cehennemi görecek, bir kısmı o azabı da tadacak. İnsanlardan azaba layık olanlar, özellikle kul hakları konusunda haklaşmadığı konularda problem yaşayacaklar. Bu manada Allah Celle Celaluhu kişinin hak ettiği azabı ona verdikten sonra dilerse onu affeder, cennetine koyar. Bu manada bu soruyu böylece cevaplamış olalım. Allah cehennemi bir dakika bile göstermesin tabii. Yani cehennemde kal kal sonra çık cennete git. Bu kolay iyi bir müddet sonra çıkacağız anlamında bir yaklaşıma bizi sürüklerse bu çok tehlikeli bir şey olur. Cehennemi hafife almak. Sözümü toplayayım. Cehennemi hafife aldıracak bir cevapta bulunmak asla uygun değil, hoş değil. Hafife almak hiç de insan için sağlıklı bir itikat olmaz. Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Ramazan ayında işte sabah namazı niye bir saat daha önce oluyor? Kardeşlerimizden birisi böyle bir soru göndermiş. Malum namazın vakitleri var. İmsakla birlikte sabah namazı vakti giriyor. Ancak şu anda ezanlar imsakla birlikte değil de biraz daha ertelenerek okunuyor. Yoksa şu anda da ezan okunmadan evvel imsak vakti girmişse bir kardeşimiz namazı kılabilir. Geceleri çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Evlerine döndüklerinde bakarlar saatlerine. Yanılmıyorsam şu an itibariyle tam olarak saati hatırlamıyorum ama 4'ü 20 geçe civarında imsak. Herhalde imsak vakti öyle olması lazım. Ezanın okunması da 5'e çeyrek kala civarında, 5'e yaklaşırken takribi. Dolayısıyla imsak vakti girdikten sonra insan namazı kılar. İşte Ramazan'da sahura kalkıldığı için, uykusuzluk da söz konusu olduğu için imsak vakti girdikten sonra bu namaz vakti girmiş oluyor. İmsak çıktıktan sonra namaz vakti girmiş oluyor. Yani sabah namazı vakti girince oruca başlamış oluyoruz. Dolayısıyla sabah namazlarımızı vakit girdikten sonra kılarız, kılıyoruz. Sabah namazının öne alınması gibi bir düşünce söz konusu değil. Sabah namazı öne alınmıyor. Sadece vakti içinde namaz kılmış oluyoruz. Onu ifade edelim. Namaz kılmayan kafir olur mu? Bir vakitler 27'ye yakın hadis bu anlamda alt alta dizmiştim. Küfür ve namaz yan yana zikredilmiş hadisler var. Tabii bu İslam tarihinde itikadi bağlamda çokça sorulan ve üzerinde farklı farklı versiyonlarla cevap verilen bir şey. Biz namaz kılmayana kafir demeyiz. Konuşmamın içinde biraz da bunu anlatmaya çalıştım. Namaz kılmayana kafir demeyiz ama o bir fasıktır. Fasıkın da nasıl öleceğini Allah bilir. Allah Celle Celaluhu gadab eder, dilerse onu küfür ölümüyle öldürebilir. Ama namaz kılmayana biz kafir demeyiz. Fakat yine de kafirler namaz kılmıyorlar. İşte ben bunu vurguluyorum. Bu biraz korkalım diye namazsızlıktan. Korkmamız da lazım gerçekten. Namaz, efendim işte bir sürü insan var namaz kılıyor ama dürüst değil. Kardeşim, o adamın dürüst olmaması, namaz kılmasına rağmen dürüst olmaması kurallardan bir kuralı ihlaldir. Namaz kılmamak için bir gerekçe olamaz insan için. O da bir kuralı ihlal etmiş. Namaz kılıyor olmasına rağmen dürüst değilse
O zaman demek ki onun kıldığı namazda bir problem var. Onun yargılama merceği biz değiliz. Allah Celle Celal onu yargılayacak. Dilerse onu huzuruna alırken başka bir hal ile alabilir. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin iradesine bu anlamda ipotek koyamayız. Ancak biz dünya işleri açısından, öyle söyleyeyim, dünya işleri açısından Allah'a, Allah'tan gelen bütün malumatı, mesela namaz farzdır, kabul ediyorum der insan. Ben şimdi çok insan gördüm mesela. İçki haramdır diyor, kabul ediyorum diyor. Öyle insanlar dinledim. İçki haramdır, kabul ediyorum diyor. Ancak içki içiyor. Şimdi bu insana söyleyeceğimiz tek cümle şu. Allah Celle Celaluhu senin huzuruna nasıl kabul eder bilmiyoruz. Bu konuda net ifade edilmesi gereken bu. Yani Allah Celle Celaluhu bunu hangi şartla kabul eder? Allah bilir. Kafir, yani küfür ölümüyle alırsa Allah'ın bileceği bir iştir bu. Alır da alabilir de alma ihtimali var mı? Var. Ölünceye kadar fısk alametinden, fısk eyleminden dolayı Allah'tan özür dilemeyen bir insanın Allah Celle Celaluhu katında imanı kapanabilir. Bu konuda da işaretler var. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri namaz kılmayanı nasıl öldürecektir o bilir. Bundan endişe etmek lazım. Kafir olarak ölme ihtimali varsa bir milyarda bir bile olsa namaz kılmamaktan uzak durmak lazım. Önemli olan ölürken kafir ölümüyle ölmemek. Efendim Allah Celle Celaluhu Gafur Rahim'dir. İyi eyvallah. Ama bugün biz biliyoruz ki kitabında Rabbi Zülcelal şeytan aleyhillâhini örnek verdi. Şeytanın kafir olmasını sağlayan nedir? Allah yoktur demesi değil. Sadece Adem'e secde et denildi ona. Saygı göster. Bundan uzak durdu. Yani bir emri yerine getirmedi. Kur'an'da namaz kıl emri var mı? Var. Öyleyse onu yerine getirmeyen şeytan olduysa peki bu namaz kılmayan için Allah Celle Celaluhu yolları kapatırsa kim bunu engelleyecek? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey de düşünemiyoruz. Namazı olmayan bir peygamber yoktur. Namazı olmayan bir insan Kur'an-ı Kerim'de mümin vasıfları çerçevesinde namazı olmayan bir insan tanımlanmıyor. Ama şu var, arkadaşlarımızdan birisinin sorusu da bu. Namazlarımı kılmaya çalışıyorum. Eski öğrencilerimden birisiymiş. Buradaki liselerden birisinde. Allah ondan razı olsun. Namazımı kılmaya çalışıyorum ama zaman zaman kılamadığım oluyor. Ben diyorum ki bu hesap Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri ile senin aranda. Şimdi biz basit düşünelim. Birisi bizden bir şey istiyor ve biz de onu yapmıyorsak o karşımızdaki insanın bizim üzerimizdeki tasarrufu o konuda serbest olur artık. İnsan arasında bile böyle kabul ediyoruz. Allah Celle Celaluhu katında nasıl olur durum? Dolayısıyla namaz kılınması lazım. Efendim insanları namaz kılmamakla korkutmayın. Kardeşler gelmeyecek burada şimdi, gelse belki Bakara'da bunu söyleyeceğiz ama namaz kılmamanın dünyada altı belası vardır, onlardan birisi Allah lanet eder. La'annâhum ve ceala la'annâhum, evet Maide suresinde Allah Celle Celaluhu onlara lanet etti diyor. Lanet etti. İfade böyledir. İsrailoğulları bu anlamda namazı terk ettiler. Allah Celle Celaluhu maddelerden birisi onlara lanet etti. Onların kalplerini kas katı ve kulubun kasiye, kalplerini kas katı kıldı Allah Celle Celaluhu. Onlar efendim Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerinde A hükmünü vermişse B hükmüne değiştirdiler. Haramı helal, helalı haram yaptılar. Dünya cezaları var ve kıyamete kadar aralarında Allah Celle Celaluhu kin ve düşmanlık attı. Bunu inşallah müsait bir günde sizinle tekrar gene paylaşırız. Yani namaz kılmadan bir din, dinin temeli ise nasıl düşünelim? Efendim bu namaz kılmayan cehenneme gider mi? Şimdi bu manada cehenneme gideceğine ilişkin Müddessir suresinde ayet. Her ne kadar bazı kardeşler işte musalli orada biz namaz kılan lemnekü minel musallini, işte musalli Allah'a yardım eden diye yorum yapmışlar. Şimdi bunu sakin sakin alayım. Geçenlerde dinledim, bir kardeşimiz dedi ki lemnekü minel musallin. Cehenneme gitmiş adam, cehenneme gitme sebebi sakar cehennemine. Diyor ki Allah'a yardım edenlerden olmadığı için, orada namaz kılanlardan olmadığı için diye tercüme var. Bu tercümelerin hepsi batıl. Evet, Allah'a yardım edenlerden olmadığı için. Ben şimdi soruyorum.
Bir insanın Allah'a yardımı nasıl oluyor? Namaz kılmayan Allah'a yardım etmiş mi oluyor yani? Ya şöyle söyleyeyim ben. Namaz kılmadan bir din vardır diye insanlara söylediğimizde Allah'ın dinine yardım mı etmiş oluyoruz? Yani namaz kılan bir mümin mi Allah'ın dinini insanlara takdim etmiş oluyor? Allah'ın dinini insanlara ilan etmiş oluyor? Ben Avrupa'da görüyorum pek çok kardeşimiz, Türkiye'de de öyle. Namaz vakti geldi mi namazını kılıyor. Sair insanlar onu görüyorlar. Ha diyorlar, bu gerçekten dinine bağlı. İşte o Allah'ın dinine yardım etmiş oluyor. Dini insanlara takdim etmiş oluyor. Velev ki musalliyi Allah'ın dinine yardım eden diye tercüme etsek, namaz kılmak Allah'ın dinine yardım mıdır değil midir? Ben bunun delillerini de ortaya koyabilirim. Namaz kılmak Allah'ın dinine yardımdır. Allah'ın dinine insan nasıl yardım eder? Dini insanlara takdim etmekle, dini insanlara öğretmekle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sallu kema raaytumuni usalli demiş. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Namazı insanlara öğretmiş, anlatmamış. Dikkat edelim. Namazı insanlara öğretmiş, öğreterek takdim etmiş insanlara. Allah'ın dinine Resulullah Aleyhisselam bununla yardım etmiş. Günde 5 defa cemaat olmuş. İnsanları bir araya getirmiş. İnsanların kalplerinde Allah'a karşı duygu uyanması için bir çalışma yapmış. Allah'ın dinini bu anlamda insanlar arasında takdim etmiş. Bu Allah'ın dinine intensurullahi yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Sadece bu yardımı ne zannediyorsunuz? Savaş meydanında savaşmak mı? İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak Allah'ın dinine yardım değil mi? Hal ile iyilik emredilmez mi? Hal ile kötülük yasaklanmaz mı? Hal ile İslam insanlara takdim edilmez mi? Velev ki a kardeşim, sen alim adamsın. Ben cahilim cidden senin yanında. Sen hafız adamsın. Defalarca Kur'an-ı Kerim'i hatmetmişsin. Her gün 500 okuduğunu söylüyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Gerçekten de seni takdir ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Musalli kelimesi eğer namaz kılan diye tercüme edilmezse, lemneke minel musallin, biz namaz kılanlardan olmadık diyelim, böyle tercüme etmedik. Biz Allah'ın dinine yardım edenlerden olmadık diyelim, böyle tercüme ettik. Peki namaz kılmakla Allah'ın dinine yardım edilmiş olmaz mı? Günde 5 vakit cemaat olmakla Allah'ın dinine yardım edilmiş olmaz mı? Bu nasıl bir mantık? Böyle niye bu kelimeler üzerinde oynuyoruz? Şimdi gelen sorularda da sıkıntılar burada zaten. Şimdi cevap veriyoruz. Cevap verirken işte Yahudi cehenneme girecek mi? Elbette girecek. Yahudi ise cehenneme girecek. Çünkü Yahudiler cehennemli. Kur'an-ı Kerim açıklamış bunu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kabul eden bir Yahudi cennete girecek. Ama kabul etmiyorsa cehenneme girecek. Bu kadar basit. Bunun üzerinde konuşmanın da bir anlamı yok. Bu manada lütfen meseleleri farklı sulandırmak, farklı boyutlarda lüzumsuz bir şekilde, tekrar söylüyorum, geçen hafta söyledim, bu hafta bir daha söylüyorum. Bir aklı ikna etmek için bin gönlü şüpheye düşürmek zulümdür alim kardeşlerim. Lütfen, ben de şimdi az önce sorulara cevap verirken baktım. Sistem olarak içinde yaşadığımız toplumda İslam bir bütün değil. İnsanlar Allah'ın haramlarını helallarla bütünleştirmişler. Haram helalin içinde kaynayıp gidiyor. Haramı helalin içinde eritiyorsun. Yani bir insan bakıyorsunuz, bir yandan Müslümanım diyor, bir yandan içki içiyor, bir yandan namaz kılıyor, bir yandan Toto oynuyor. Nasıl bir iş bu? Loto oynuyor. Nasıl bir iş bu? İnsanların kafası karışıyor. Bunu daha önce burada bir oturumda da söyledim. Türkiye'de dediği bir Alman, bana İslam'ın bu anlamda bir bütün olarak yaşandığı bir kasabayı söyle, hemen Müslüman olup oraya gideyim. Bu da Allah'ın dinine hakarettir. Zulümdür bu. Allah'ın dinine yardım etmemektir. Namazsız bir insan Allah'ın dinine nasıl yardım eder? Musallin namaz kılanlar anlamına gelmez. Ya kardeşler, böyle bu şekilde insanların zihinlerini cidden daraltıyoruz. Yani biz zora sokuyoruz işi. İnsanlar, daha doğrusu İslam'ı anlamakta insanlar zorlanıyorlar o zaman. İsimi çizgiyi bir şekilde tutmak lazım. Namaz dinin orta direğidir. Bu konuda söylenecek olan söylenir. Daha da söyleyeceğiz inşallah. Gücümüz yettiği kadar, hata yaparsak Allah Celle Celaluhu bizi hatadan muhafaza etsin inşallah. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bizi hatadan muhafaza etsin. Bir kardeşimiz sormuş geçen hafta ısrarla. Bu hafta dinliyor mu bilmiyorum. Israrla da cevap ver demiş. Demiş ki işte benim bir kardeşim var, açıldı saçıldı.
kaldı. İşte namazdan soğudu. Benim ne yapmam lazım? Ondan sonra bunu da ısrarla sormuş. Tabii şunu söyleyelim. Din kafa kırmakla insana kabul ettirilmez. Ameller de böyle. 15 yaşından sonra insana sadece teklif edersiniz. İnnemel mu'minune ihve diyor Kur'an-ı Kerim. Müminler kardeştirler. Bir insan Allah'a iman ediyorsa Allah'ın emirlerinden herhangi bir şeyi dille reddetmeyecek. Amelen reddettiği zaman fasık oluyor, onu da biliyoruz. Öyleyse biz bu kardeşimiz kendi kız kardeşidir veya neyse yakınıdır. O insana karşı ellerini kullanarak bir yaptırıma gidemez. Hayır. Teklifini söyler. Ama kendisi ilişkilerini insan olarak, insani ilişkiler çerçevesinde ayakta tutar. Fakat ona güven duymak noktasında bir sınır koyar. Bununla ilgili aslında özel bir oturum yapmadan bu meseleleri net anlayamayacağız. Anladığım kadarıyla ben ifade edemeyeceğim, dilim dönmeyecek. Hiç kimse bir kimseyi dini yaşamak konusunda zorlayamaz. Bu bir. Bu bir. Ama hiç kimse de ben dini kabul ettim deyince dini biraz bir yerlerden azaltmak suretiyle dini bir bütün, böyle bir eksik bir din de insanlara sunma hakkına sahip değildir. Benim yaşadığım hayat dinin ta kendisidir gibi bir anlayışa da kapılmamalı. Dolayısıyla bu manada yolun ortası şu. Biz İslam'ı yaşayacağız. Bu kardeşime tavsiye ediyorum. Sen düzgün İslam'ı yaşa inşallah. Senin çevrende seni dinlerse, kulağını açarsa insanlara İslam'ı söyle. Teklifini yap. Teklifini kabul etmeyenlerle ilgili Allah Celle Celaluhu onlara yeter de artar bile. Allah bizi de onları da affetsin inşallah. Allah işlerimizi kolaylaştırsın. Efendim, teşekkür eden arkadaşlar var yurt içinden, yurt dışından. Bunların isimleri Allah razı olsun buralarda benim yanımda mahfuz, onlara dua ediyorum. Bir de bana bir mesaj gönderildi. Bir kardeşimiz Yeni Zelanda'dan, zannediyorum burada hastanede bir ağır hastalığı olmuş. Bu kardeşimiz Müslüman olmuş, yani Yeni Zelandalı Müslüman olmuş. Dua istediler o kardeşime de, Allah Celle Celaluhu şifa versin, onu da ifade etmiş olayım. Bir iki sorumuz daha var. Onlar üzerinde çok kısa cevaplar vereceğim. Kadınlar araba sürebilirler mi diye sormuş kardeşimiz. Elbette sürerler. Artık bu konuları konuşmanın bir gereği yok. Bunun detayları var. Tabii fakihlerin söyleyecekleri vardır. Kadınlar ata biniyorlar. Kadınlar deveye biniyorlar. Ayşe validemiz efendim deveye binmiştir. Elbette araba sürebilirler. Bu konuda çok fazla da bu anlamda detayla şimdi meşgul olmayacağız. Kadınlar araba sürebilirler. Çünkü bakınız, bunlar bir fetva olarak bize sorulduğu zaman fetva şahsa göre verilir. Şimdi bir evde, bu soruyu soran kardeşime soruyorum. Gece saat 12'de kalp krizi geçirdi. Evinde araba kullanan bir hanım var. Hastaneye yetiştirilmesi lazım. Telefon, diyelim ki evindeki telefon suya düştü. Bütün imkanlar kayıp. Araba kullanmayı bilen bir kadın kalp krizi geçiren adamı alıp arabaya bindirip hastaneye götürmeyecek mi? Elbet götürecek. Yani elbet götürecek. Ama öyle yerler, öyle zamanlar olur ki, bazen öyle şartlar olur ki, zulüm olursa şayet, yapılan bir eylem zulüm olursa, o zulüm olan eylemi kadınlar yapmazlar. O da ayrı bir konu inşallah. Ona detaya girmeyelim. Önemlice bir konu var. Namaza oturarak mı kılalım, sandalyede mi kılalım? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvayı verdi. Lütfen sandalyede kılmayın, oturarak kılın. Çok özet söylüyorum. Allah Resulü zamanında kerevetler vardı, oturabilirdi. Efendim böyle sekiler vardı, oturabilirdi. Sahabe-i kiram onlara çok güzel böyle oturak yerleri yapabilirdi Efendimiz Aleyhisselam'a. O ama nafile namazlarını yaşlılık döneminde ayakta başlıyor, sonra oturup devam ediyordu. Daha da ağırlaştığı zaman kollarına girdiler sahabe-i kiram. O kaba yerlerini yere oturarak koydu. Gene geldik fetvaya. Hiç mi sandalye üzerinde kılamazlar? Ama öyle durumlar var ki hakikaten diz kapaklarından ameliyatlı, hiçbir şekilde yerde oturma kabiliyeti yok vesaire vesaire. Neyse, yerde oturma kabiliyetini iptal eden bir şey varsa onu bilmiyorum ama bu çok zor şartlarda. Niye bunlar üzerine duruyoruz? Şunun için. Allah aşkına, geçenlerde bir ilçemizde bir kardeşimiz sıralar bir tane yetmemiş, ikiye çıkarmış. Kiliselerdeki sandalyelere benzedi. Bunun üzerine inşallah tekrar dururuz. Ne olursunuz, biz kendi keyfimize göre Allah'ın huzurunda durmayalım. Biraz meseleyi, hakikaten ihtiyacın varsa bu sandalyeye otur. Bir de bu var. Yani Allah aşkına
oturarak kaba yerlerin yere değerek namaz kılabiliyorsan lütfen öyle kıl. Yani bu konuda işin de sulandırılmasından uzak durmak lazım. Allah size de bize de merhamet etsin. İnşallah gelecek haftaya tekrar buluşmak üzere Bakara'nın ilk 4 ayetini tamamlayacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.